Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sayısal mantık serisine devam ediyoruz. Arkadaşlar 11. videodayız. 11. kısım oluyor. Sayısal mantıkta sayılarla ilgili ne tarz soru üretiyorlar? Bunları inceleyeceğiz. Sayılar dediğimiz temel kavramlar, açık sayılar, tek çift sayılar, işte obebo, kek, asal sayılar. Özellikle ÖSYM bir tanım verir soruda ve tanımı hemen öğrenci anlasın, soruya uygulasın istiyor. Bu sorular her sene banko geliyor. Bana göre her sınavda bir tanım veriyor arkadaşlar. O tanım kafasına göre bir tanım yazar. Öğrenci anlasın ve soruya uygulasın diyor. Şimdi bununla ilgili bir video yaptım. Çok verimli bir video olacak. Eğer izlerseniz, kavrarsanız emin olun etkileriniz artacak. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu tarz sorularda, sayısal mantıkta, aşağıdaki soruları yukarıdaki bilgiye göre birbirinden bağımsız olarak çözünüz değerler. Bu önemli. Şimdi buradaki bilgiyi kesinlikle öğrenmemiz lazım, anlamamız lazım. Başka şansımız yok. Bir A pozitif tam sayısının özel sayı olup olmadığı aşağıdaki yöntemle belirlenir. Bakın, özel sayı diye bir tanım yapacak şimdi. Bakalım neymiş? A'nın her basamağındaki rakam 9'dan çıkarılır ve böylece basamak sayısı A ile aynı olan bir B sayısı elde edilir. B'nin rakamları tersten yazılarak bir C sayısı elde ediliyor. A eşit C oluyorsa A'ya özel sayı diyormuşuz. Şimdi burada öğrenciler genelde anlamıyor. Önemli değil. Siz buradaki örnekle her şeyi anlamak zorundasınız. Bakın örnek ne? Mesela diyor ki A sayısını 7542 olarak aldık. 9'dan 7'yi çıkarttı 2, 9'dan 5'i çıkarttı 4, 9'dan 4'ü çıkarttı 5, 9'dan şuradaki 2'yi çıkarttı 7. Ondan sonra burada ne oluştu? Bakın şöyle bir sayı oluştu. 2457, B sayısı 2457 oldu. B sayısını da tersten yazacağız. Tersten yazdığımızda 7542 olur. C sayısı 7542. İşte buradaki C sayısıyla A sayısı birbirine eşit olduğundan dolayı işte A sayısını, yani 7542 sayısına özel sayı diyecekmişiz. Bunu anladık. Şimdi mesela birinci sorumuza baktığımız zaman buna göre aşağıdakilerden hangisi özel sayı değildir diye sormuş. Şimdi bunları tek tek 9'dan bunu çıkarttık, 9'dan bunu çıkarttık. Yani örneğin 9'dan 8'i çıkarttık, 1, 9'dan 3'ü çıkarttık, 6, 9'dan 6'yı çıkarttık, 3, 9'dan 1'i çıkarttık, 8. Tersten yaz, 8361, 8361. Bu uzun olur. Başka bir şey görmemiz lazım. Eğer bu soruda burada bunu yapabiliriz ama şuradaki sorularda tıkanırız. Şimdi özel sayıda görmemizi istedikleri bir şey var. Şimdi mesela şu sayıyı inceleyelim. Neymiş? 7500. 42'yi incelediğimiz zaman şöyle bir kuş bakışıyla baktığım zaman 9 ile alakalı bir şeydir. Demek ki burada 9 ile ilgili bir şey görmem lazım. Gizemli bir şey. Dikkat ederseniz 7 ile 2'nin toplamı 9'dur. 5 ile 4'ün toplamı 9'dur. Demek ki arkadaşlar burada bunu görmemiz lazım. Görmezsek sıkıntıya düşeriz. Mesela biz örnekte ben yazayım. İşte ne olsun? 2, 5, 6, 3, 4, 7. Bu özel sayı mı? Arkadaşlar bakın, 2 ile 7'nin toplamı 9. 5 ile 4'ün toplamı 9. 6 ile 3'ün toplamı 9. Tamam mı? Yani simetrik ortada keseceksiniz. Baş ve sonun toplamı 9 olacak. Ondan sonra birer geleceksiniz, toplamı 9 olacak. Yani simetrilerin toplamı 9 olacakmış. Bunu görmemiz lazım. Soruda görmezsek ne olur? Ne yazdık ki? Bir iki soru çözeriz. İşte 4 soru gelmiş mesela. 2 tanesini çözmeyiz. Haberiniz olsun. Şimdi aşağıdakilerden hangisi özel sayı değildir? Şimdi baktığınız zaman 8 ile 1'in toplamı 9, 3 ile 6'nın toplamı 9. Bu olur. Güzel. 9 ile 0'ın toplamı 9, 2 ile 7'nin toplamı 9. Bu da olur. Buna bakalım. 5 ile 4'ün toplamı 9 ama 6 ile 4'ün toplamı 10 oldu. 9 olmadı. Cevap Ceyhan. Bu olmaz. Mesela 8 ile 1'in toplamı 9, 8 ile 1'in toplamı 9. Bu da olur. 6 ile 3'ün toplamı 9, 7 ile 2'nin toplamı 9. Bu da olur. Cevabımız Ceyhan'mış diyeceğiz. 2457'den küçük özel sayılardan en büyüğünün onlar basamağındaki rakam kaçtır? Şimdi bundan zaten bu kendisi özel sayı. Bakın 2 ile 7'nin toplamı 9, 4 ile 5'in toplamı 9. Bundan küçük en büyük sayı yazacağız. O zaman 4 basamaklı zaten kendisi. En büyük yazacaksak 4 basamaklı bir sayı olacak bu. En büyük, bundan küçük en büyük sayı olması için buraya 2 ile başlamam lazım. Buraya 2 dersem mecburi son basamağı da 7 demek zorundayım. 2, 7 daha 9. Buraya eğer ben 4 dersem mecburi buraya da 5 diyeceğim. 4, 5 daha 9, ki böyle bir şey dersem eşit oldu. Küçük olmasını istiyor. O zaman oraya 4 demeyeceğiz. Yüzler basamağına demek ki 3 diyeceğiz. En büyüğünü yazmaya çalışıyorum. 3 dersem buraya da mecburi 6 diyeceğim. Çünkü 6 ile 3 ile 6'ın toplamı 9. Bakın 2 ile 7'nin toplamı 9. Bu ne? Bu sayıdan küçük en büyük özel sayıdır, bulduk. Onlar basamağı kaçtır diye sormuş. Dikkat ederseniz onlar basamağı 6'dır. Cevabımız Edirne oldu. Şunu biraz yukarı kaldırayım bir. 8 basamaklı herhangi bir özel sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi 8 basamaklı bir sayı yazalım. İsterseniz şuradan, he tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı bir sayı yazdım. Şimdi ben şunu biliyorum. Başla sonun toplamı 9'dur. Simetrik olanların toplamı 9. Mesela buyla
Şu iki rakamın toplamı 9 olmak zorunda özel sayı olması için. Bu iki rakamın toplamı 9 olmak zorunda. Bu iki rakamın toplamı 9 olmak zorunda. O zaman rakamları toplamı kaç oldu? 9, 18, hepsini topluyorum. 9, 18, 27, 36 oldu. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Bazı öğrencilerin burada kafası karışıyor. Mesela buraya A, B, C, D, E, F, işte K, L diyelim. Mesela A ile L'nin toplamı A ile L'nin toplamı 9'dur. Ondan sonra B ile K'nın toplamı 9'dur. Tamam. Efendime söyleyeyim. C ile F'nin toplamı 9'dur. Ondan sonra D ile E'nin toplamı 9'dur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonra taraf tarafa toplarsanız zaten bunların hepsinin toplamı geliyor. 4 kere 9 36'dır cevap diyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi şuradaki soruya bakalım. 10 basamaklı rakamları farklı. En küçük özel sayının yüzler basamağındaki rakam kaçtır diye sormuş. Şimdi 10 basamaklı olmasını istiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben biliyorum ki başla sonun toplamı 9'dur. Yani simetrik olanların toplamı 9 olacak. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi başlıyorum. En küçük yazıyorum. Bakın 10 basamaklı en küçük sayı yazmak için buraya 1 ile başlamam lazım. Hocam 0'la 0 olsa 9 basamaklı olur. Olmaz. Buraya 1 dersek buraya da 8 demek zorundayız. Hocam neden? Çünkü 1 ile 8'in toplamı 9 kardeşim. Özel sayı yazacağız da. Şimdi buraya da 2 diyemem. En küçük olmasını istiyorsam 2 diyebilirim normalde ama en küçük yazmaya çalışıyorsam 0'la başlamam lazım. Buraya 0 dersem mecburi buraya da 9 diyeceğim. Çünkü 0'la 9'un toplamı 9 olur. Ondan sonra en küçüğü yazıyorsam rakamları farklı. Buraya 2 diye başlamam lazım. 2 dersen buraya da 7 demek lazım. 2 ile 7'nin toplamı 9. 3 dersen buraya 6 demeliyim çünkü 3 ile 6'nın toplamı 9. 4 dersen buraya 5 demeliyim çünkü 4 ile 5'in toplamı 9. Yüzler en küçük sayı yazdık mı? Yazdık. Rakamları farklı mı? Farklı. 10 basamaklı mı? Evet. Yüzler basamağı, birler, onlar yüzler basamağı. 7 var. Cevabımız Edirne arkadaşlar güzel bir soruydu. Bu tarz bir sorunun gelme ihtimali yüksektir. Devam ediyoruz tanımsal sorulara. Dediğim gibi bakın sınavda bu tarz bir sorunun gelme ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Yani bir tanım veriyor. Tanımı öğrenci anlasın, kavrasın ve sorulara uygulasın istiyor ÖSYM. Haberiniz olsun. Yazılışı tersten yazılan sayılara palindrom sayı deniliyormuş. Palindrom sayı birkaç sınavda geldi. Belki yine gelir arkadaşlar haberiniz olsun. Yani terste okuduğumuzda, tersten yazdığımızda yine aynı sayıyı elde ediyoruz. Mesela örneğin 5, 44. 44'ü tersten yazsak yine 44 olur. 707'yi tersten yazsak yine 707 olur. Yani eşit olur. 2552'yi tersten yazsak yine 2500, bakın 2552 olur. Yani aynı olur. Yani kısacası A, B, B, A mesela 4 basamaklı bir sayıdır. Palindrom mu bu? Tersten yazdığımız zaman yine A, B, B, A olacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi birinci sorumuzu bakalım. 300 ile 450 arasında kaç tane palindrom sayı vardır diye sormuş. 300 ile 450 arasındaki sayılar 3 basamaklıdır. Bunu biliyorum. Şimdi 1, 2, 3 basamaklı. 300 ile başlayanlara bakalım. Şimdi burası 3 ise burası da kesinlikle 3 olmak zorunda. Yani simetrik gibi düşünmemiz lazım. Şu başla son aynı olmak zorunda. Buyla bu aynı olmak zorunda. De. Bir önceki soruda mesela başla son simetriklerin toplamı 9'du. O farklı bir soruydu. Ama bu soruya göre, bu tanıma göre bu şekilde gitmemiz lazım. Yani burası 3 ise burası 3 olmalı. Zaten 3 ile başlayanlar 300'lere giriyor. 300'lü sayılar 300 ile 450 arasındaki sayılardır zaten. O zaman burası 3 ise bakın burası 3 ise burası 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 9'a kadar yolu var. Gerçekten bakın 303 bu aradadır. 323 mesela 323 gerçekten şu aralıktadır. Mesela 393, 393 gerçekten şu aralıktadır. Tamam arkadaşlar? Şunları tekrar geri alayım. O zaman burada kaç 3 ile başlayan kaç tane varmış? 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam şu araya gelebilir. 10 tane varmış. Güzel. Peki 1, 2, 3. Bir de 4 ile başlayanlar. Yani 400'lerde olan kaç tane var? Buraya 4 derse mecburi buraya da 4 diyeceğim ki palindrom olsun. Tersten yazdığımızda aynı olsun. Buraya 0 gelebilir. 404 bu aralıktadır. 1 diyebilirim. 2 diyebilirim. 3 diyebilirim. 4 diyebilirim. Bakalım 444 bu aralıkta mı? 444. Evet. 5 dersem 454 oluyor. Bakın 454 bu arada değil. 450'yi geçti. O zaman 5'ten sonrası olmuyor. Yani 0'dan 4'e kadar 5 tane rakam bu aralığa bu ortaya geliyor. Ya 5 tane geliyormuş o zaman. Toplam kaç var? 300 ile 450 arasında 10 tane burada, 5 tane burada. Toplam 15 tane sayı varmış. Cevabımız Ceyhan. 4151 sayısından büyük ilk palindrom sayı ABBA olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi ABBA
Bir kere bundan büyük ilk palindrom sayı dediğine göre bundan büyük en küçük sayı yazacağız. O zaman en küçük sayı yazmak için bundan büyük olması için buraya 4 ile başladım. Mecburi buraya da 4 yazdım lazım ki palindrom olsun. Şimdi eğer ben buraya 1 dersen mecburi buraya da 1 diyemek zorundayım ki 4114 sayısı 4154 sayısından küçük oldu. Büyük olmasını istiyordum. O zaman buraya 1 demeyeceksem 2 demek zorundayım. Dolayısıyla bu da 2 oldu. Bu bakın bir palindrom sayıdır. Tersten yazıldığında aynı yazılışı, okunuşu aynı ve bundan büyük en küçük sayıdır. O zaman A4'tür, B'de 2'dir. O zaman 4 ile 2'nin toplamı cevap 6, cevap Denizli. 9 ile tam bölünebilen 4 basamaklı kaç tane palindrom sayı vardır? Şimdi bunu biraz yukarı kaldırayım. Önemli bir soru. Bu, gerçekten çok önemli bir soru bu. Şimdi şunu bir şey yapalım. Bakalım ne diyor bize. Bir kere ben şunu biliyorum. 4 basamaklı bir palindrom sayı diyor yani. Palindrom sayılar A, B, B, A olur. Yani bu şekilde olmalı. Simetrik olmalı. Tersten yazdığımızda yine A, B, B, A olacak. Şimdi 9 ile bölünebilmesini istiyoruz. 9 ile bölünebilme kuralı ne? Rakamları toplamı 9'un katı olacak. O zaman rakamları toplarsak 2A artı 2B olur değil mi? Rakamları toplamı 2 parantezinden A artı B olur. Ben bunun ne olmasını istiyorum? 9'un katı olmasını istiyorum. Neden? 9'a bölünsün diye. Rakamlar toplamı 9'un katı olmalı. Şimdi A ve B'ye değer vereceğiz burada. Hangi değerleri verebiliriz? Mesela buna 1 dersem hocam buna 0 diyemez mi? Diyemezsiniz arkadaşlar. A'ya 0 derseniz 4 basamaklı olmaz. Dolayısıyla 1 derseniz buraya mecburi 8 diyeceksiniz ki burada A ve B birer rakam oluyor burada. Bakın A, B, B, A 4 basamaklı ise A da bir rakam, B de bir rakam. Kalkıp B'ye 20 diyemem mesela. En fazla 9 diyebilirim. Tamam. Mesela 1 ile 8'in toplamı 9. Evet. Arkadaşlar şu 2'nin bizim için bir hayrı yok zaten. Yani 2'yi neyle 9'la ancak 9'un katlarıyla çarparsanız 9'un katı bir sayı elde edersiniz. Yani A ile B'nin toplamı 9'un katı olmak zorunda. Mesela 2 derseniz buraya da 7 demek zorundasınız. 3 dersek 3 ile 6'nın toplamı 9. 4 dersek 4 ile 5'in toplamı 9. 5 dersek 4 olur. 6 dersek 3 olur. Bakın sırayla gidiyorum. Siz de böyle giderseniz iyi olur. 7 ile 2'nin toplamı, 8 ile 1'in toplamı 9 olur. Şunu biraz daha yukarı kaldırayım. Ondan sonra 9 ile 0'ın toplamı 9. 0 olabilir B. Bakın şu orta 0 olabilir arkadaşlar. 9 ile 0'ın toplamı 9. Şu ana kadar kaç tane oldu? 9 tane yazdım. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Çok önemli bu ne yazık ki. 9 ile 9'un toplamı yani A 9 B 9 olabilir. Sonuçta rakamları farklı dememiş yani. O zaman 9 ile 9'un toplamı da 18 çarpı 2 36 gerçekten 9'un katı oluyor. O zaman bakın şurada kaç tane var? 9 tane var. Burada da 1 tane var. Toplam kaç tane oldu? 10 tane varmış cevabımız Bursa. Başka da yok zaten. Hani araştırırsınız arkadaşlar. Siz de düşünürsünüz bu videoyu izledikten sonra. Şimdi yeni bir soru. Birbirinden farklı iki asal sayının çarpımı biçimde yazılabilen sayılara yarı asal sayı deniliyormuş. Tanımı anlamam lazım. Yine tanımsal bir soru. Örneğin 21 sayısı 3 ve 7 asal sayıların çarpımı biçimde yazıldığında yarı asaldır. Şimdi burayı anlamak önemli. Mesela 21 sayısını ben nasıl yazabiliyormuşum? 3 çarpı 7 biçiminde yazdığım için. Yani diyor ki birbirinden farklı iki tane asal. Bakın özellikle bastıra bastıra iki tane asal olacak. Sadece asal olacak. Başka bir şey olmayacak. Mesela 3 de asal, 7 de asal ve 2 tanedir. Güzel. O yüzden biz bu 21'e yarı asal diyecekmişiz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yarı asal değildir diye sormuş. Şimdi A şıkkına baktığınız zaman 7 ile 11'in çarpımıdır. 7 ve 11 birer asaldır. Bu olur. Buna baktığınız zaman 2 ile 41'in çarpımı 82'dir. 2 asal, 41 de asal. 2 farklı asal sayının çarpımıdır. Bu yarı asalmış demek. Tanıma uyuyor. 91 7 ile 13'ün çarpımıdır. Bu da olur. 105'e baktığımız zaman 105 5 ile 21'in çarpımı. Yani 5 çarpı 21'i de ben 3 çarpı 7 diye yazarım. Bakın 105 3 tane asal sayının çarpımıdır. Bu yarı asal değil. Cevabımız o zaman Denizli. Şunu da inceleyelim isterseniz. 5 ile 31'in çarpımı 155 eder. 2 asal sayının çarpımı biçimde yazılabilir. Bu olur. Diğer soruya baktığımız zaman yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur? 30 ile 40 arasında 5 tane yarı asal var diye sormuş. Şimdi 30 ile 40 arasındaki sayıları yazmak zorundayım. Arasında diyor. Bakın arasında yani 30 ile 40 dahil değil. Arasında ne demek? Tam arada olacak. Yani 31, 32, 33, ondan sonra 34, 35, 36, 37, 38, 39. Başka var mı? Yok. Yani 30 ile 40 arasındaki tüm sayıları yazdım. İki basamaklı sayıları yazdım. Zaten hepsi de iki basamaklı olacak. Tamam. Şimdi bakalım hangileri yarı asaldır? Mesela 31 asaldır. Yani 31'i şöyle yazabilirsiniz. 1 çarpı 31. 1 asal olmadığı için, iki tane asal sayının biçimde yazılmadığı için olmaz.
32'ye baktığınız zaman 32 arkadaşlar 2 üzeri 5'tir. Yani 2 tane asal sayının çarpımı değil. Ama 33 oluyor. Mesela 33 nedir? 3 çarpı 11'dir. Olur. 34 de olur. Çünkü 2 çarpı 17 34 eder. 35 de olur. Çünkü 5 ile 7'nin çarpımı 35'tir. 36 olmaz. Çünkü 36'yı ben 4 çarpı 9 diye yazalım. 2 tane asal olacak. Sadece saf asal. Tamam arkadaşlar. Hocam 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olur ama 2 ile 3 olur. Arkadaşlar kare mare olmayacak. Tamam. Yani tanım öyle de. 36 olmayacak. 37 zaten asal sayı. Asal sayılar olmuyormuş. 1 çarpan olduğu için. 38 olur. Çünkü 2 çarpı 19 38 eder. Ondan sonra 39 olur mu? 39 da 3 ile 13'ün çarpımı 2 tane asal sayının çarpımı biçimde yazılabilir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane var demiş. Evet doğru söylüyor. Doğru söylüyor. 1 olmayanları eleyelim. Mesela şunlar gitti. Yani 2 tane şık eledik. 1 kesin doğru bilgi çünkü. 1 asal sayı ile yarı asal sayının çarpımı yine yarı asal sayıdır. Mesela diyelim ki 2 1 asal sayıdır. Evet. Atıyorum 21 de şurada göründüğü üzere bir nedir? Yarı asaldır. Şimdi 2 ile 30, 40, 21'in çarpımı kaç oldu? Bakın bir asal sayıyla yarı asalı çarpıyorum şu an. Düşünüyorum yani. 42 eder. Bu bir örnek. 42 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Yarı asal oldu mu? Hayır. Demek ki ben herhangi bir asal sayıyı yarı asalla çarptığım zaman yarı asal olmuyormuş. Burada olur demiş. Yalan söylemiş. 2 olanı çıkarıyoruz. Bu çıkardı. Bakın şu an İki şık arasında kaldık. Bu şekilde şık elediğiniz zaman arkadaşlar size bir teknik olarak gösteriyorum bunu. Şık elediniz. Başta eğer atsaydınız şık elemeden tutma ihtimali %20. Ama şu an 3 tane şık elediniz. 2 şık arasında kaldınız. Atarsanız %50 tutacak. Dolayısıyla bu büyük bir olasılıktır. Sınavda da böyle bir şeyle karşılaşırsanız bence atın. Ben öğrenci olsam atardım. Çünkü %50. Yani şansımı %20'den %50'ye çıkartıyorsam %50 inanılmaz büyük bir başarıdır bu arkadaşlar. Tamam mı? Yani o yüzden diyorum. Biz yine de işimizi şansa bırakmayacağız. Burayı anlamak için her şey yapacağız. Her yarı asal sayının birbirinden farklı 8 tane tam sayı böleni vardır. Doğru. Mesela 21'in kaç tane tam sayı böleni var? Şimdi pozitif bölen sayısını bulmak için üstleri 1 artırarak çarpıyorduk. Arkadaşlar bakın bu üssü 1 artırsam 2. Buradaki üssü 1 artırsam 2. 2 kere 2. 4 tane pozitif böleni var. 4 tane de negatif böleni olacak. Toplam 8 tane tam sayı böleni olacak. Yani doğru. Bu sadece 21 için değil. Mesela yarı asal olması için bir yarı asal P çarpı Q gibi 2 tane asal sayının çarpımı biçimde yazılacak. Tanımsal bir şey. Zaten üstleri 1 artırarak çarpılarak üstleri 1 artırarak çarpıyoruz. Sonra bunu şeyi buluyoruz. Yani pozitif bölen sayısını buluyoruz. Üssü 1 artır 2. Buradaki üssü 1 artır 2 kere 2. 4 tane pozitif böleni var. 4 tane de negatif böleni var. Toplam 8 tane pozitif böleni var diyeceğiz. Yani bu da doğru oluyor. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Evet. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamları toplamı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal sayıların rakamlarının toplamına eşit olan sayılara simit sayıları deniliyormuş. Bildiğimiz simit değil arkadaşlar. Bu bir adam yani. Kendisi bulmuş. Ona simit diyorlar. Tamam. Simit de diyebilirsiniz. Örnek. Mesela 666 asal çarpanlarına ayırdığında gerçekten bakalım 666'yı asal çarpanlarına ayıralım. Örnekte doğru söylüyorlar mı? 2'ye böl 333, 3'e böl 111, 3'e böl 37, 37'ye böl 1. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 37 mi? 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 37. Ha, güzel. Sonra demiş ki, bakın örneği anlamaya çalışın. Şu tanımı anlamadım tam ama şu an örneği almak zorundayım da. Mesela şu 6'ların toplamı yani 6, 6, 6 yani şu sayının rakamları toplamı bu oldu. Eşit midir? Şu asalların rakamları toplamına. Yani 2 artı, 3 artı, 3 artı, bakın 37 ile toplamayacağım. Bu asalın da rakamları toplamı yani 3 artı 7. Şimdi bakın 3 kere 6 18 oldu. Şunların toplamı kaç? Yine 18. Eşit oldu mu? Evet. O zaman 666 bir simit sayısıymış. Güzel. Buna göre aşağıdakilerden hangisi simit sayısı değildir diye sormuş. 4'ü asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 çarpı 2 olur. 2 ile 2'nin toplamı 4 eder. Eşit oldu mu? Evet. Bu simittir. Ondan sonra 22 nedir? 2 çarpı 11'dir. 22'nin rakamları toplamı 4'tür. Bunların rakamları toplamı. Bakın rakamları toplamı. 2 ile 11'i toplamayacaksınız arkadaşlar. 11, 11'in rakamları toplamı. Bakın 1, 1 daha 2, 2 daha 4. Eşit oldu mu? Evet. Bunlar o zaman bu simit sayısıdır. Güzel. Mesela 35'e bakalım. 35, 5 ile 7'nin çarpımıdır asal sayılara ayrıldığında. 35'in rakamları toplamı 3, 5 daha 8'dir. Bunun rakamları toplamı 5, 7 daha kaç eder? Bu biraz zor. 12. Eşit oldu mu? Hayır. O zaman bu simit sayısı değil. Cevabımız Ceyhan. Hangisi değildir diye sormuş. Bunu da hemen inceleyelim. 2 ile 29'un çarpımı
Efendime söyleyeyim 58 eder. 58'in rakamları toplamı 13'tür. 8, 5 daha 13. Bunların rakamları toplamı 9, 2 daha 11, 2 daha 13 oldu mu? Oldu. Şu da olur mu bakalım hemen. 5 çarpı 17, 5, 1 daha 6, 7 daha 13 oldu. Bunun rakamlarının toplamı 8, 5 daha 13 eşit oldu mu? Evet, bu da olur. Cevabımız Ceyhan, yani 35 olmuyormuş arkadaşlar. Bu tarz tanımsal bir sorunun gelme ihtimali çok yüksek. Haberiniz olsun. Ya sınavda beni hatırlayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Sınavda beni hatırlayacaksınız. Şimdi 5 ve 10 ile bölümünde kalanlar eşit olan sayılara tau sayısı deniliyormuş. Bakın kalanlar eşit. Tamam mı? Kalanlar bölümler değil, kalanlar. Hem 5'e böldüğümüzde hem 10'a böldüğümüzde kalanlar eşit. Mesela bir sayı söyleyeyim. Ne olsun, ne olsun? 23 sayısı, tamam. 23'ü 10'a bölsek kalan 3 olur. 5'e bölsek yine kalan 3 olsun olur. O zaman 23 nedir? Tao'dur. Tao kim? Bilmiyoruz. Bir adam. Çok güzel. Başka bir örnek. Mesela 26 sayısını 5'e bölsek kalan 1. 10'a bölsek kalan 6. 26 tao mu? Hayır. Bunlar birbirine eşit değil. Anladın? Güzel. Güzel. Geri alıyorum. Şimdi verilen tanıma göre iki basamaklı rakamları farklı. Bakın bunlar var ya insanı öldürüyor ha. Rakamları farklı. Kaç tane tau sayısı vardır? Bunları gözden kaçırmamak lazım. İki basamaklı rakamları farklı kaç tane vardır? Vay, bu ne biçim soru? Kaç tane vardır? Şimdi başlamamız lazım bir yerde. Başlamamız lazım. Şuradan başlayalım bir. Ne yapabilirim? Onlardan başlayacağım mecbur. İki basamaklı en küçük sayı 10'dur. 10. Tamam. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Başka yani 10 ile 20 arasındaki sayıları yazmaya çalıştım. 10'dan 19'a kadar ya. Hocam hepsini yazdınız bu kadar uzun mu? Ya kardeşim ben hocayım daha hepsi bir şey anlatmam lazım. Bir dur. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Şunun üzerine anlatayım diğerleri çok basit çıkacak. Mesela 10'dan 20'ye kadar. 10'u 10'a bölsek kalan 0. 5'e bölsek kalan 0. O zaman bu taodur. Güzel. 11, 5'e bölsek kalan 1, 10'a bölsek kalan 1, bu da tau'dur. Bunu da 5'e de 10'a da bölsek kalan 2'dir, tau'dur. 13'ü de 5'e de 10'a da bölsek kalan 3'tür, tau'dur. 14'ü 5'e de bölsek 10'a da bölsek kalan 4'tür oluyor. 15 olmaz. Niye biliyor musunuz? Bak 15'i 5'e bölsek kalan 0 olur. 10'a bölsek kalan 5 olur. Bu olmaz. 16'yı 5'e bölsek kalan 1 olur. 10'a bölsek kalan 6 olur. Olmaz. Bundan sonrakiler olmuyor. Yani hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane varmış. Sen hayatın haritasını yapıyorsun. Bak şurayı oku. Rakamları farklı diyor da rakamları farklı. 11'i alamazsın. Yani 1, 2, 3, 4 tane varmış. Demek ki arkadaşlar bakın 10, 11, 12, 13, 14, 15'lerden sonra olmuyormuş. Burada 11 hariç 1, 2, 3, 4 tane varmış. Tamam mı? Bunu dikkat edin. Ondan sonra 20'lere geldik. Mesela 20, 21, 22, 23, 24, 25 diye gider ya. 25'ten sonrası 25 ve sonrası olmayacak. Çünkü 25'i mesela 10'a bölse kalan 5 ama 5'e bölse kalan 0 oluyor. Benzer şekilde 26 da olmaz, 27 de olmaz. Yani bunu anladınız artık. Bakın 22 olmuyor. Rakamlar farklı diyor. 1, 2, 3, 4. Yine 4 tane varmış. Hocam, efendim, hepsini yazmamıza gerek yok. Arkadaşlar ben sadece soruyu çözmüyorum. Aynı zamanda anlatıyorum, tamam. O yüzden yani uzuyor yani yanlış anlamayın. Mesela 30, 30'larda kaç tane olacak? 30'larda da 4 tane olacak. 40'larda kaç tane olacak? 40, 41, 42, 43, 44, 45 olmayacak. 44'ü almayacağız. Yine 4 tane varmış. Hocam hepsi 4, 4, 4 mü? Tabii canım sen öyle yap bakalım nasıl yağlıyor. Olmaz. Bak şimdi 50. Buraya dikkatli dizle. 50. 51, 50'lere geçtik ya. 52, 53, 54, 55, 56 falan olmuyor zaten. Onu artık biliyoruz. Sonu 5 ile bitiyorsa olmuyor. Sonu 6 ile bitiyorsa olmuyor. Yeter artık. Şimdi bakın bunların hepsi rakamları farklı. Ve çok tehlikeli. 1, 2, 3, 4, 5 tane var ha. Bakın 5 tane var. Bunlara dikkat edin. Demek ki 50'den sonra yani 50 ve sonrası 5'er tane olacak. Mesela 60'larda 5'er 5 tane olacak. 70'lerde 5 tane olacak. 80'lerde 5 tane olacak. 90'larda 5 tane olacak. 90 dediğim 91, 92, 93, 94. Bunlar yani. 95 olmaz. Tamam mı? Yani 4 tane, 5 tane oluyormuş. Buna dikkat edin lütfen. Bak 4, 4 diye gidiyordu 5. Yani dikkat edin. Rakamları farklı dediği için. Hevala. Şimdi toplayalım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 5'in toplamı 25'tir. 1, 2, 3, 4.
Bunların toplamı da 4 kere 4 16 toplarsak 41 olur. Cevabımız Ceyhan olacaktır sevgili gençler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 12. sorudayız. Birbirinden farklı asal bölenlerinin toplamına tam bölünemeyen doğal sayılara Jano sayısı deniliyormuş. Yani önemli. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Jano sayısıdır diye sormuş. Tam bölünemeyecek. Yani ne? Asal çarpanlarına ayıracağız. Asal çarpanlarına tam bölünemeyecek. Şimdi 1200'ün asal çarpanları nelerdir? Şöyle yapabilirsiniz normalde. Bakın şöyle yapabilirsiniz. 2'ye böldünüz 600, 2'ye böldünüz 300, 2'ye böldünüz 150, 2'ye böl 75, 75'i 3'e böl 25, 5'e böl 5, 5'e böl 1. Asal bölenleri 2'dir, 3'tür, 5'tir. Yani 2'dir, 3'tür, 5'tir. Asal bölenlerini bulduk. Asal bölenlerinin toplamı 5, 3 daha 8, 2 daha 10 oldu. 1200 sayısı 10'a bölündüğü için Jano değildir. Çünkü Jano neymiş? Jano bu arada benim kullandığım bir kelime arkadaşlar. ÖSYM böyle bir şey yazmaz. Ben kendim yazmışım. Bölünemeyecek. Asal bölenlerinin toplamına bölünemeyecek. O zaman ona Jano diyeceğiz. Bu Jano değilmiş. Mesela bunu artık ben şöyle çizgi çekerek yapmayacağım. Biraz matematik çalışmışım arkadaşlar. Test çözmüşüm. Artık pratiğim bak. Mesela ben bunu 13 çarpı 100 diye yazarım. Ondan sonra 13 çarpı 100 nedir? 2'nin karesi çarpı 5'in karesidir. Yani kısacası bunun asal bölenleri 13'tür. Başka 2 var. Bir de 5 var. Asal bölenlerinin toplamı 13, 2 daha 15, 5 daha 20 oldu. 1320'ye bölünüyor mu? Evet. Cano mu? Hayır. Buna geldik. 14 çarpı 100 yazıyorum. 14'ün içinde 2 var arkadaşlar. Bir de 7 var. Yani asal bölenlerini bulmaya çalışıyorum. O bana yeter. Bir de 7 var. Bunun içinde 2 var. 2'yi yazdık. Bir de 5 var. 5'i yazdık. Yani asal bölenleri şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunlardır. 2, 7 daha 9, 5 daha 14. Asal bölenlerinin toplamı 14'tür. 1414 de tam bölündüğü için bu Jano değildir. Buna geldik. 15 çarpı 100 biçiminde yazabilirim. Bunun asal bölenleri 3 çarpı 5'tir. İsterseniz yazayım yani. Burası da mesela 2'nin karesi çarpı 5'in karesi ya. Bakın 2 gelecek asal bölenleri. 3 gelecek. Bir de 5 var asal bölenleri. Ha. Şimdi asal bölenlerinin toplamı 5, 3 daha 8, 2 daha 10 oldu. 1500'ü 10'a bölüyor mu? Evet. O zaman cevap bu kaldı. Bir tek bu kaldı. Bakalım bu da çıkar inşallah. 1600'ü ben şöyle yazarsam 10, 16 çarpı 100. Mesela bunun 2 üzeri 4'tür. Burası da 2'nin karesi çarpı 5'in karesidir. Yani 2 var asal bölenleri. Bir de 5 var. 2, 5 daha 7. 1607'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. Evet. İşte bu Jano'dur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz. Bu video biraz uzayacak arkadaşlar. Çünkü tanımsal sorular çok önemli. Biraz yavaş yavaş çözüyorum. Yani yavaş yavaş derken anlaşılacak bir şey biçimde anladınız. Tüm basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin küpleri toplamı kendisine eşit olan sayılara Armstrong sayı deniliyormuş. Örneğin 3 basamaklı 371 sayısının rakamların küpleri alınıp yani 3'ün küpü artı 7'nin küpü artı 1'in küpü bunu topladığımızda yine sonuç buna eşit oluyormuş. O zaman bu 371 sayısı Armstrong sayıymış. Armstrong. İsmi önemli değil. Ali Veli Deli. Çok güzel. Buna göre 1, 5, A. 3 basamaklı bir sayıdır bu arada bu. Sayısı bir Armstrong sayı olduğuna göre A kaçtır? Şimdi bu bir Armstrong sayısı da bunun küplerinin toplamı yani 1'in küpü artı 5'in küpü artı A'nın küpü neye eşit olmalı? Sayının kendisine eşit olmalı verilen tanıma göre. O zaman 1'in küpü 1'dir. 5'in küpü 125. 125 bir daha 126 artı A küp eşittir. Buraya da çözümlersek şöyle 150 artı A biçiminde yazabilirim. Bu A'yı bu tarafa atıyorum. 126'ya eksi 20, 126 olarak bu tarafa atarsak o zaman A küp eksi A eşittir. Bunu bu tarafa atsak 150'den 124, 126'yı çıkarsak 150'den 126'yı çıkarsak 24 mu? Evet. Burada direkt şıklardan gidebilirsiniz. Çarpanları ayırma bilmeyen arkadaşlar. Mesela 2 derseniz 2'nin küpü 8 eksi pardon 24 eksi 2 olmuyor. Olmadı. 3 dersek 3'ün küpü 27 eksi 3 oldu. Veya çarpanlarını ayırarak bulabilirsiniz. Yani 3 sağlıyor. Bunu artık deneyerek buldum. Hocam ben işimi garantiye almak istiyorum. O zaman A parantezinden A kare eksi 1 yazacaksın. Burada da 2 kare farkı var. Yani A eksi 1 A artı 1. Bunu düzenli olarak şöyle yazabilirsin. A eksi 1 çarpı sonra A'yı yazıyorum. Sonra A artı 1'i yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle düzenli yazdım. Nedenini söyleyeceğim. Zaten bu A eksi 1 ile A artı 1'in çarpımı A'yı da ortaya getirdim. Ardışık 3 tane sayının çarpımı. Bu da 2 çarpı 3 çarpı 4 24 eder. 2 kere 3 6 6 kere 4 24. Yani A 3'tür diyebiliriz. Baştan beri arkadaşlar değer vererek de bulabilirdiniz. Yani hiç bunlara girmeden de direkt deneyerek de bulabilirdiniz. Bunu da söyleyelim.
Ve son sorumuz arkadaşlar, bir pozitif tam sayının öz sayı olup olmadığı aşağıdaki yöntemle belirleniyormuş. Öz sayı bakalım neymiş? Sayı 9 ile çarpılıyormuş. Kesinlikle 9 ile çarp diyor. Elde edilen sayının rakamları toplanıyormuş. Güzel. Bu toplam sayının öz sayısıymış. Örnek vermiş. Şimdi anlayalım. 15 öz sayı, 15 sayısının öz sayısını bulalım. 15'i 9 ile çarpmış. 135. Bakalım doğru mu? Evet. Sonra 135'in rakamları toplamı 9 olmuş. İşte 9'muş. Yani 15'in öz sayısı 9'muş. Aşağıdakilerden hangisi 5 basamaklı bir sayının öz sayısı olamaz? Vallahi soru basit ama. Aşağıdakilerden hangisi öz sayısı 18 değildir? İlk önce bunu çözelim arkadaşlar, sonra bunu çözelim. Şimdi öz sayısını, mesela 31'in öz sayısını bulmak için ilk önce 9 ile çarpacağız. Tamam, 9 ile çarpacağız. 9 ile çarparsak 9 kere 1, 9, 9 kere 3, 27, 279'muş. Bunu toplarsak rakamları toplamı 2, 7 daha 9, 9 daha 18. Bunun öz sayısı 18'miş. Bu olur. Hangisi değildir diyor. Şimdi burada biraz uyanık olmanız lazım. Bunu tek tek 9 ile çarparsanız biraz uzar. Dikkat ederseniz bu bundan bir fazla, bu bundan bir fazla. Şunu 9 ile çarparsa kaç olur sizce? Arkadaşlar bakın, bu 279 var ya, bir 9 ekleyin. 288, bu kadar. Yani 9 ekleye ekleye gidebilirsiniz ardışık olduğu için. Ya da 9 kere 2 18, 9 kere 3 27, 2 daha 28. Bu şekilde de gidebilirsiniz. Rakamları toplamı gerçekten 8, 8, 16, 18 oldu. Yani bunun öz sayısı 18'dir. Bakın bu sefer 288'e 9 ekliyorum. Ne olur? 297 olur. Doğru mu? Rakamları toplamı kaç? 18. Bu da olur. Buna 9 ekliyorum. Yani 297'ye 9 ekliyorum. 200 pardon. 9 eklersem kaç olur? 306 olur. Gerçekten bakın, bunu 9 ile çarptığınızda, yani şöyle bu aklınıza gelmese bile mecbur 9 ile çarparsınız. 9 kere 4 36, 9 kere 3 27, 3 daha 30. Rakamları toplam kaç oldu? 9 oldu. Yani 18 olmadı. O zaman bunun öz sayısı 18 değil diyeceğiz. Hocam buna yine 9 mu ekleyeceğiz? Hayır. Bakın ardışık olsa 9 ekleye ekleye gidiyorduk. Tamam mı? Onu eklemeseniz de olur. Sadece bir yöntem. Ben size gösterdim. Şunu 9 ile çarparsak mesela 9 kere 1 9, 9 kere 4 36. Rakamları toplamı kaç oldu? 18 oldu. Bunun öz sayısı da 18'dir. Cevap Denizli. Bir de şuna bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 5 basamaklı bir sayının öz sayısı olamaz? Arkadaşlar öz sayısı zaten 9'un katı oluyor. Bir sayıyı 9 ile çarptığınız zaman rakamları toplamı 9'un katı oluyor zaten. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi rakamları toplamı 9'un katı olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayıyı ben 9 ile çarpacağım. Tamam mı? 9 ile çarpacağım. Ki bu en fazla 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı olur. Ki ben buraya 9, 9, 9, 9, 9 bile dersem, yani işte bu sayıyı dersem, çarparsam şöyle bir şey gelecek. Şöyle bir şey gelecek diye biliyorum arkadaşlar. Bunların toplamı bile 54 olmaz. Tamam. Ya da 9'u 5 basamaklı bir sayıyla çarptık diyelim. Tamam mı? Çarptık. İşte 9'u 5 basamaklı bir sayıyla çarptığımızı düşünelim. Ve buradaki sayı nedir bilmiyoruz. Nedir bilmiyoruz. Ve sonuç şey gelsin. 9, 9, 9, 9, 9, 9 gelsin. Gelmez de. Yani 5 basamaklı 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı 9 ile çarp, 9'u bunlarla çarp, hepsi 1 ise çarparsak 9, 9, 9, 9, 9 olur. 5 basamaklı toplamı 45. Mesela bunlar oluyor arkadaşlar. Fakat 5 basamaklı bir sayı 9 ile çarptığımızda ama tüm basamaklardaki sayı 9 olmaz. Ne yazık ki olmaz. Olsa bile, bakın olsaydı 9 kere 6 rakamların toplamı 54 olurdu. Bu olamayacağına göre 54 de olmaz. Hangisi olmaz demiş arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sevgili arkadaşlar. Bu videoda gerçekten çok yorgundum. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.